Şimdi burada ayete birkaç noktadan bakılacak önemli mevzular var. Nedir o bir tanesi? He kölelikten bahsediyor ayeti kerimede. Bugünün ateistleri, kemalistleri ne diyorlar? He, biz Müslüman olmayız. Neden? İslam'da kölelik var diyor. Kölelik olan bir dine ben mensup olmam. Öyle mi diyorsun? Öyle. Bak ben sana İslam'daki köleliği anlatayım. İslam'da köleliği kaldırmak üzerine kurulan... Kuralları anlatayım. İslam dini köleliği kaldırmak üzerine kurulmuştur. Kölelik İslam'dan önce vardı zaten. Oo. Nasıl İslam köleliği kaldırmak üzerine kuruldu? Ha. Allah Subhanahu ve teala... ...bellili bir takım yanlışları yaptığınız zaman... ...o yanlışların kefareti olarak... ...birinci yapacağınız köle azat etmektir diyor. Bir köleyi azat edeceksin. Yani hür bırakacaksın. Nedir o... İşte yemin kefaretidir. Farklı farklı durumlarda köle azat edeceksin. Ve Resul-i Ekrem köle azat etmenin ne kadar faziletli olduğunu anlattı. Teşvik etti devamlı. Peki öyleyse savaşta esirlerin için köle yapıyorsunuz. Madem İslam köleyi azat etmek üzerine kurulmuştur. İslam aynı zamanda herkese İslam'ı ulaştırmak üzerine de kurulmuştur. Biz köle olarak aldığımızı kendi evimizde bir misafir gibi ağırlıyoruz. Neden? Çünkü Resul-i Ekrem bize öğretti. Yediğinden yedireceksin. Giydiğinden giydireceksin. Ailemin bir ferdi haline geliyor. Sen köle ismini duyunca zannediyorsun ki ayağımızın altına paspas yapıyoruz biz onu. Hayır. Aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Ben kendime hangi kalite elbiseyi aldıysam ona da onu almam gerekiyor. Bununla birlikte benim evimde, benim evim tabii o zaman şimdiki evler değil. Şimdiki evler nedir? Şeytanın öğretilerini öğreten bir televizyon her et, etrafında herkesin toplandığı evler. Ama asıl Müslümanların evleri nedir? Bir İslam okuludur. Bir İslam mektebidir. O esir aldığın kişiye kendi evinde İslam'ın güzelliklerini öğretirsin. Tabii şimdi sen bilmiyorsun ki nasıl onu öğreteceksin. Neticede, neticede arkadaşım o köle kesinlikle Müslüman yapmak için alınmış birisidir. Ve bunun yanında azal etmek de fazilettir yani. Fakat he, sen bu nizamı beğenmiyorum diyorsun. Ve bunu İslam'a atıyorsun ya hani ki bu zaten Allah'ın nizamı Celle Celaluhu. Sen şu zamanda fabrikada çalışan insanların kölelikten nasıl farklı görüyorsun bize bir anlat bakalım. Bir farkı mı var? Patron seni kendi yediğinden mi yediriyor, giydiğinden mi giydiriyor? Kendi bindiği arabaya mı bindiriyor? Ne yapıyor? He? İslam'ın köle dediğinden bin kat daha aşağı bir noktada seni çalıştırıyor. Hiçbir şey katmıyor sana yani. Asıl kölelik şimdi var ya. Asıl kölelik şimdi var. Sen neden bahsediyorsun? Bir adı köle diye duymuşsun. Amerika'nın zamanında zencilere yaptığı zulüm aklına geliyor senin hemen. Oradan onu İslam'a çakıyorsun. Halbuki İslam'da kendi kölene, kendi ailenin bir ferdi gibi davranmak var. Ona İslam'ı öğretmek var. Onu güzel bir Müslüman haline getirmek var. Ve ondan dolayı Müslüman olmuyormuş kim bu zamanda fabrikalar olmalı, şunlar olmalı, bunlar olmalı diyen kişi. Yani fabrikalar tabii olmalı da fabrikanın içerisindeki işçisine kölesinden bin kat daha fena davranan şu nizama hissesini çıkartmayan insanlar bunu söylüyorlar